Başına bir şey gelse yandık. Valla. Başına bir şey gelmemesi için çabalarız. Tamam, pisliyiz misliyiz de bizden olanı da koruruz yani, come on. Kendi çıkarlarımız doğrultusunda. Yani koruruz. Bakalım. Tam yerine düştün sülalini çok seviyoruz mu? Yani belki de... Ha bak, bak yılan balıkları diye bir şey bu, tamam mı? Bunu almak için şunu böyle alabiliyorsun gemine. Ama onun için ayrı bir aparat gerekiyor. Sana kasaplık veriyor o aparat. Bak mesela hani dudak dediğin şey yılan balığı çıktı. Yani isteyebileceğin bir şey. Evet isteyebileceğim bir şey. Ama bizde yok yani şu an o teknoloji. Biz aradan girelim şöyle. Bu arada bir ayrıntı daha söyleyeyim. Haritanın en dış kıyılarında, yani şöyle bir sınır hayal edin. Anladın mı? Şunun, bu mouse'un dışında kalan taraf. En ne kadar pislik ya da en güçlü yaratıklar, bilmem neler, kabuslar, onlar o taraflarda. Dış sınırda. Ha, bu demek değildir ki burada da başımıza... Yani şu an mesela ben o kısımda yer alıyorum. Çok sıkıntılı bir şey gelebilir şu an burada başımıza. O yüzden olabildiğince iç rotalardan, iç taraflardan geçmeye en azından şimdilik. Mecbur olmadıkça. Bak ne dedim? Tam yeni bir şey bulduk mu bu? Allah! Öldür bunu. Yaratık. Oley! Tutar mı? Tutmadı. Oho! Gelişine patladı. 3 kere de patlıyor bu. Şimdi böyle tuhaf tuhaf yaratıklar var. Balık gibi. Balina gibi bir şey. Bunda yapılacak birkaç seçenek var. Bir tanesi tuhaf bir işte canlı türü diye böyle örnek alabiliyoruz. Bilimsel çıkarları, bu konuda bilimsel çıkarları olabilecek birine sunmak için daha sonra kenara. Uncanny specimen diye geçiyor, tamam mı? Ama çok da başka seçeneğimiz yok şu an. Komple bütün enkazdan kurtulabiliriz. Bu da bizim bir miktar işte sıkıntımızı diyeyim azaltabilir. Yani ne kadar azalttı? 5 azalttı sadece. 43'ten 38'e düştü. Peki. Hayır! Ulan W... Nesin sen? Marauder mı bu? Şerefsiz, sabaha kadar dönerim, yakıtım çok. Hayır! Aaa! Okey, riskli bir hareketti. Evet, Marauder. Ay kötü oturduk ama olsun 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 olsun. Aa, burada iki tane şey var ha. Şerefsiz, vurma. Vurma. Tamam. Önce bir enkaza bakalım, sonra diğerlerine bakarız. Enkazda direkt bu health'i doldurmak için bir hamle yapabiliriz ya da kargoya yönelik bir hareket yapabiliriz. Kargoya yönelik bir hareket yap. Enkazı ben şey yapacağım şimdi. Çünkü şunlar da var ya. Ama come on man. Ha, şey yapmak zorunda değilim buna.
saldırmak zorunda mıyım? Hayır. Ama şansım olduğu için. Oley! Böyle bir kere duvara toslatmıştım. Üç vurduk. Ulan nereye gidiyorsun? Kapışmayacağım mı? Oley! Allah'ım arkadan balık geliyor. Balığın adı da bu arada yazılışı can tankeri. Fark ettiniz mi? Tabii ki muhtemelen o şekilde okunmuyordur da. Tamam, bunu da hallettim. Yalnız şöyle bir şey var. Tüm bunlar şunun etrafında olduğu için arkada müzik değişti ya, bir gerildi. Tüm bunlar bunun etrafında vakit geçirdiğimiz için terörümüz öyle bir arttı ki aklımız çıkacak yani. Bak kaça çıkmış yine? 48 olmuş. 38'di demin. Şimdi sana %83 ihtimalle kaptanın şeylerine bakıyoruz ve ne buluyoruz buradan? Sky Story 35 altın. Güzel. Şu balığı bulabilirsek onu da bir avlayabiliriz. Artı 2, şu artı 2 dediği tamir. Allah'ım çok kötü. O kadar terörünü, çilesini çektik. Acaba diyorum şuradan araştırabildiğimiz bir şey mi? Bakalım bari neymiş. The War of Fossil, tamam. Fosillerin savaşı. Ana! Mine for Unclaimed Hour. Ne? İyi de... Burası buraya ilk gelenlerin başına bir şey, kötü bir olay geliyor ve onlar için şey mi? Derme çatma bir gelişi güzel yapılmış bir mezarlık. Ayrılabiliyoruz. Pay respects lightlane, yani onlara hürmetlerimizi sunuyoruz. Öyle ölülere %60 ihtimalle. Işıkları yanacak. Lanterns does by this related them would commemorate the dead but might disturb any... Ha. Ama ışığı yaktığımız zaman o deminki balıkları rahatsız edebilir, bize saldırabilirler. Ya da buradan direkt munition mı? Bir tane mi? Sadece bir tane cephane bulma ihtimalimiz var. %46 ihtimalle. %60 ihtimalle, %46 ihtimalle. Bilemedim. Ben %46 ihtimalle deniyorum. Bizde bundan var mıydı ki de? Ha, yolda bulmuştuk lan. Değil mi? Ha, bunu harcıyorsun. Bellows of Unseasoned Tower çıktı. Tamam. Şimdi al. Okay. Ondan sonra başka bir şey daha oldu. Tamam. Balık geldi. Kaçabiliriz. Kaçmayabiliriz. %17 ihtimalle kaçabiliriz. Oturup savaşabiliriz. Oturup savaşma %26 şansla başarılı olacak. Kaçmak %17 şansla başarılı olacak. Savaşmayı deneyelim. Muhtemelen mürettebattan birileri ölecek ya da gemimiz hasar alacak. Bakalım hangisi. Oha, kazandık. %26 ile. Hiçbir şey olmadı lan. Sadece 5. Ya come on, %55. Çok fazla. Peki, sıkıntı yok. Tuhaf bir şekilde sıkıntı yok. Hesap etmediğimiz bir... Bu ne? The Hidden Strength. Tensions are high anchor. Tamam. Tamam, tansiyon yüksek. İnsanların... Ama ne olur onu tutun. Ay, o bize lazım ama. Abi, tohumlardan, taşıdığımız tohumlardan bir tanesi. You won't save the seas but you may increase your supply. %17 ihtimalle durumu kurtarabiliriz. Ya bu tohumlar bir tuhaf, tamam mı? Bir anda böyle
büyümeye başlamış. Bir tanesi şey olup kargodan kopup. Yani şey yapabiliriz. Ya saplayı bunu saplaya çevirmeye deneyebiliriz ama şu an zaten şeyimiz kargomuz tam kapasite. Demin aldıklarımızdan dolayı. Ya da direkt atabiliriz bunu. Şunu yaptığımız sırada birileri ölebilir ama. Evet, birileri öldü. Altı kişi kaldı crew. Tazeleyebiliriz, sıkıntı yok. Adam toplanıyor parayla. Sen paradan haber ver. Ya bir de o mürettebatın herhangi bir şey yok hani. Aa, ama o daha deneyimli bir mürettebattı gibi bir şey olmadığı için. Oha, ters geliyor hem de. Tövbe. Abim hayırdır ya? Ne yapıyorsun? Büyük bu, büyük. Hop geri gitti. Bakın size Dreadnought'un nasıl savaştığını göstereyim. İleride bir Dreadnought savaşı var. Şu. Bu Dreadnought mu? Bu tek etiz. Ha, sarılar ayrılıkçılar. Şu da Dreadnought. Hani bu demin Port Prosper'daki adam dedi ki şunları patlat. Bunlardan bir belge al bana getir. Ama Dreadnought'a bak. İkisi ulan bana geliyordu. Oy var ya, mezlin tam sınırında dışından bir şey. Az daha bize geliyor. Bize hedef almasa bile bize denk gelmesi kaçınılmaz. Ne oluyor? Cryptic Stalker. Biri ölen bir arkadaş şey ölenlerden birini şey yapacak. Ölen için yapılacak olan tören çok Hristiyanlığa uymadığı için yasaklayabiliyoruz. Allah Allah. %50 ihtimalle sıkıntı çıkmadan biz de katılacağız ve hani buna o tam olur. %50 ihtimal ya. Come on man. Ama gelme yanıma, bana vuracak. Bana vuracak. İzlemek istiyorum çünkü devamında bize de bir şeyler düşer. Of var ya, tam şu an burada dalmalık ha. Var ya tam şu an buna dalmalık. Ama dönüp bize dalarsa şu sıkıntı. Oo, yanıyor yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor vey. Aslında hepsine mi dalsan? Kendi tarafımız. Bana bakma. Bana bakma kardeşim, ben bir durum yok. Oy 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 oy, nasıl vurdu? Ulan sen ne geldin, at kafası. Lootladım diye buradan bir şey çıktı ekstra. Aha, onlara dalıyor. O sarılardan biri gitti. Diğer sarı hayırdır? Dreadnought patlamak üzereydi, yanıyordu. Aha, Dreadnought yanmakta olan Dreadnought şu an yeni çıkardığım gemiye dalıyor. Öteki bir içerlemiş gibi. Aha, bu da yanıyor, bu da yanıyor, bu da yanıyor. Dreadnought'un yumuşattığı şeyi indirelim mi? Lan dur, yanına mı sıkıyorum onu? Tamam, o da patladı. Şunları bir alalım. Alamam. Sonra alırım ama. Bir döneyim, bir döneyim, bir döneyim, bir döneyim, bir döneyim, bir döneyim. Ben hemen bir buraya giriyorum. Oradan kaçış yok zaten. Onlar despawn olmuyor.
Bekle. Şuradan hemen şunları bari. 80. 25 aldığımız şeyi 80'e satıyoruz. Oran bu. Aa 3 tane. Lan 3 tane. He biz onu kurtardık. Ama adam mı öldü? Tamam ya. Sıkıntı yok. 80 taneye kaç tane mürettebat gelir? Güzel. Güzel. Kral 3 ve 1 attı. Evet yani İmparatorluk gemisi Dreadnought öyle bir şey. Ve biz ona karşı geleceğiz bir noktada. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 6 gün sonra mı? 6 gün buranın şeyinde bekleyebilirim ha. Buralarda zaten dolaşırken 6 gün olacak gibi. Tamam. Sana şimdi bu kaldı geriye. Şimdi bir dakika. Bizim bu satıştan 240 para kazandık. 75 altın na malları aldık. 240 altın mı geldi bize? Aynen. 240 altın geldi. Çok iyi para. Şimdi üstüne ne geldi? Burasıyla bir iyi olduk gibi. Çünkü hem XP verdi bir de burası evet Magdalen'in yetkilisiyle artık konuşabiliyor olmamız lazım gibi hissediyorum. Keepsake Market diye bir şey var ekstra. Burada kaptanlar şey yapıyor. Burada şifa bulan kaptanların bazı malları satışa çıkarılıyor falan filan. Şimdi bir dakika bunu geç bunu geç. Kaç kargo hold? 9. Supply bir tane. Neyse dursun supply. Hadi gidiyoruz. Şu savaşı kaçırmayalım. En son bitirici vuruşu biz yapacağız çünkü. Lan ne oluyor? Ya bak The Hour of the Wolf genelde terör yüksekken çıkıyor. Ve yani böyle bir içimizde bir sıkıntı oluyor anladın mı? Yani bunu kendimiz kafamızda halletmemiz gereken sorunlar var gibisinden. Ve eğer ki hearts yüksek değilse ki bizde yüksek değil. Bunu böyle atlatamıyoruz. Neden bunu yapamıyorum peki? Savage Secret'a mı ihtiyacı? Savage Secret'imiz olsaydı içebilirdik. İçerek bir miktar bastırabilirdik. Ama şu an maalesef yani %10'luk bir şans. Ve bu hani tek seferde çıkan bir şey de değil. Bu hep karşımıza çıkacak muhtemelen. Ve başarısız olduğunda da daha da terör artıyor. Falan filan. Ama burada terörü düşüren şeyler var. Yani zihnimizi bir miktar rahatlatacak aktiviteler var. Neyse ki kapının önünde. Abi Taketiz öldü ölecek. Öldü. Ölecek değil öldü. Şimdi bu eylem bize müthiş sıkıntılar yaratan bir eylem değil. Çünkü kim nereden bilecek? O yüzden pisliğin dibine vurabiliyoruz böyle. Yani biz bunlara kağıt üzerinde yardım etsek de mesela bir yandan böyle anladın mı? Kargolarını falan alabiliriz. Neyi varmış kargosunda? Ben mesela demin adamdan aldığımız olay buydu. Nameplate. Mangled Taketi nameplate. Bunu Port Prospera okutabiliyoruz mesela. Ayrıca bir tane daha Barrel of Unseasoned Arrows çıktı. Hiç fena değil. Tanesi 55'ten bile satılıyordu. Ve kim bilir kaçtan satılıyor. Kaçtan alıcısı var daha böyle. Peki şey nerede? Dreadnought'un enkazı nerede? O yukarı doğru mu uçtu gitti? Aynen o bilemiyorum. Dreadnought yok. Buradaki enkazlar nerede? Ben bunu sonra alırım dediğim. Onlar da mı? Ha, bir noktadan sonra gidiyorlar demek ki. O zaman onları hemen toplamam lazımdı. Ama toplayamazdım. Çünkü kargomuz doluydu. Gerçi toplayabilirdim. Neyse sorun değil. Bunu da öğrenmiş oldum. Çünkü daha önce ben bunu onlarca saat oynamış olmama rağmen böyle bir sahneyle karşılaşmamıştım daha önce. Bir aşağılara doğru uçalım. Belki bir şeyler vardır. Ama enkaz almayı... Aman enkaz ne ya? Erzak almayı unutmayalım tamam mı? Keepsake. Burada bir kafamızı düzeltmemiz şart. Buradan marketten adam alıyoruz. 3 tane adam aldık. Kaç para verdik? Kaç para verdim lan ben size?
Kaç para verdiğime bakmadım. Kaç paramız var? 731. İyi. Şimdi buradan bunu düzeltmemiz lazım. Sadece Vision of Heavens harcayarak yapabiliyoruz. İşte Vision of Heavens olsun, ne bileyim Sky Story olsun. Bak mesela burada şey var. Salon Steve Gossip. İşte böyle dedikodular falanlar filanlar ya da bir sır. Bunları böyle ediniyoruz ya ganimet olarak. Onları gelip burada harcıyorsun. Yani her şey para değil. Senden istediği şey bu oluyor. Tamam. Ben bir tane bundan harcıyorum. Eski bir mürettebat. Ne kadar gitti? %43'e düştü. Fena değil. Bir tane daha harcayabiliriz şu an. Ama bilmiyorum. Harcasak iyi olur. Çünkü harcamadığımızda hep başımıza kötü şeyler geliyor. Şimdi biraz supply unutmayalım. Supply'ın tanesi 40. İki tane alsak yeter mi? Şimdi nereye gideceğiz ki biz? Lustrum diye bir yer var. Lustrum. Neyse. Oraya yolcu bırakmamız var. Winchester'a gidip yeni deal'lara bakabiliriz. Hani şimdi yani teslimatları da yani anlat demek istedim. Teslimatlara. Aynen. O zaman dur. Şöyle yapalım. Bu değil. Buradan iki tane supply alıyorum. İki supply bize yeter gibi. Buradan Winchester'a geri döneceğiz. Ve yeni iş bakacağız. Mürettebat parasız mı geldi? Yanından mı geçtim? Neyin? Loot'un mu? Neyse dönüşte alırız. Madem kalıyor. Sıkıntı yok. Her şey parlıyor ya böyle. O loot'u görmedim valla. Mühim değil. Magdalene daha çok güçeceğiz. Ama dispan olabilir tabi lan. Buradan geri dönmek istemiyorum tekrar oraya. Çünkü zaten hep şey yapıyor. Allah dur, Magdalene'den biz rapor almadık. Aldık mı? Almadık. Onun için dönerim işte. Çünkü işin ucunda 100 altın var. Ve o 100 altın oraya git gel için harcayacağımız yakıt ve erzaktan çok daha fazla para. Aynı zamanda onları teslim edeceğiz. Magdalene'den port report'u almadık bir daha. Her uğradığında o port report'u alıyorsun. Ve gidip teslim ediyorsun Winchester'a her yaklaştığımızda. Victory Hall'a. Ya da Windward Camp. Şey, Camp'ın ya. Small comfort bilmem ne. Write a port report. Yeah. Bu tamam. Bir de şey vardı. Senle artık... Aha bu sefer bak baktı. Bu sefer tamam dedi. Olur hallederiz. Gel bakalım. Tamam. Bir ricası var bizim. Bu adamın bizden bir ricası var. Bir hastalık ne? Tamam bir hastamız var. Fazla takıntılı bilmem ne. Gitmesi gerekiyor ama gitmiyor. Tamam aldık onu. Tamam kabul ettik bunu. Sen ikna et de artık bir şey olsun. Yaptım değil mi lan? Yapmadım mı? Evet yaptım. Directly discharge annesi olarak kılığa gir. Aşığı olarak şey kılığına gir.
Şık gir yapıp kıramıyor musun oyunu? Döndük ya, sıkıntı yok. O tarz şeylere çok başvurmuyorum oyun oynarken. Doğrudan dalıyoruz ya, doğrudan. Kardeş gitmen lazım falan gibisinden. Tamam. Hallettik. 100 altın verdi karşılığında. Konuşuyorum. Bir kez daha konuşalım. Bir ricası daha var. Daha önceden ağzı sıkılığınızı işte takdir ediyorum bilmem ne. İşimizin tehlikelerini gördünüz işte ve hizmetimizi kötüye kullananları gördünüz. İşte buna maalesef bağışık değiliz biz, yani bundan şey yapıyoruz bilmem. Ya bu, özetle adam geçmişte ne olduğunu hatırlamıyor, bu adam. Ve diyor ki geçmişime dair, kendi kimliğime dair ipuçları istiyorum. Yani git Lustrum denen yerde, New Winchester'da, Port Prosper'da beni bir sordur soruştur. Lustrum dışındaki yerleri biliyoruz, açık bizde zaten. Bir soruştur bakalım kimmişim ben. Görev bu. Tamam, bu da kenarda duruyor. Bir şey değil, bir şey değil. Şurada bir yerdeydi ama yok. Buradan dur. Almadık, almadık. Dreadnought yaşamış ki, aynen öyle. Dreadnought bayağı sağlam bir şey gemi. Ve ben diğer, yani daha iyi gemilere daha iyi gemileri kullanmak için bayağı sabırsızlanıyorum. Çünkü çok sağlam gemiler var. Ama kolay değil. Para kasmanın ne kadar şey olduğunu gördünüz. Ha, ben oyunu daha önceden oynamış olduğum için, yani ana fikri anladığım için, ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz için biraz şu an durumumuz bir miktar iyi gibi. Ama öyle bir an geliyor ki bir anda sıfır tüketiyorsun böyle, hop kalmıyor çünkü. Eğer şey olsa çok daha iyi olacak tabii. Birkaç liman daha bilsek. Buradan. Ya come on man, pusu mu bu, pusu? Pusu mu bu? Vay arkadaş, nasıl bir pusu bu? Ya gerçekten şuna mı çarptı hepsi? O vurursa 35 vuruyor. Daha doğrusu biz vurduğumuzda 35 vuruyor. Hayır. Olsun olsun olsun, çok kötü durumumuzda değiliz. İkisini de alırım, ikisini de alırım. Lan! Başlatma discontent'ine. Ne mühendisi? Ne diyorsun lan? Her voice. Kadın dur bir ya. It's gone. Ne gitti?
Ya ben neyle uğraşıyorum şu an? Kafayı mı yedim be kadın? Yıldız nasıl yeri nereye gidiyor yıldız ya? Yıldız söndü diyor. Allah'ım uğraştığım şeye bak. Camdan dışarıyı gösteriyor. Yıldız söndü. Kafayı yiyeceğim diyor. Ben kafayı yiyeceğim şu an. Pusuya düştük. %12 şans, %14 şans. Ya bizim şu statları artırmamız lazım. Çok veriz kastık. Bir tane supply veriyorum. Bir tane supply versem yeter mi? Kalan supply bizim şeyimize. Abi insanların moralini düzeltmek için, dikkatlerini dağıtmak için Ne işe ekstra yarıyor? erzak veriyorum. Hiçbir şey söyle, ne işe yarıyor? İnanılmaz ya. Adam öldürüyor. Adam. Xer, Cebinde milyon lira var. Xer Prime ile ilk ayını kutluyor. Ben Hoş geldin adam abone öldürüyor. destek olduğun için. İyi seyirler. İlk ayın kutlu olsun. Tamam, verdim. Supply'ımız sıfır şu an. Puh. Gerçekten yani. Diğeri kaçtı mı? Aa, duruyor diğeri. Dur ben şunu bir alayım da. Bekle koçum, geliyorum, sana da geliyorum. %80 şansla. Kaptanın şeyine girebiliyoruz. Girelim. Girdik. Ne çıktı? Tamam, iki tane dedikodu. Kaptanın zamanında not ettiği dedikodular. Senin gibi enkaz parçalarının puh. Çok güzel. Hayır, kaçtı. Kıl payı. İndir şu haydutları, indir. Tamam, bayağı bir yam olduk ama sıkıntı yok. Motoru zorlamadan, motoru zorlamadan. Ne çıktı? Oha! İşte bu aradığımız lezzet. Onun silahını söküyorum şu an. Söktük. Reclaim Marauder'ıma. İşte bu lazımdı bize. Bu lazımdı bize. Bu ya demin ki o 10 vuruyor, bu 35 vuruyor. Nice. Ama şu an takamıyorum bana burada. Takabiliyor muyum? Ben dur. Takabiliyor mu? Bak. Anca bir yere gittiğimde takabiliyorum. Bak. Bu bir kere de 50 ısıtıyor. Bizdeki şu anki 30 ısıtıyor. İkisinin de mesafesi 750 metre diyelim. Ha, 25'miş lan. 10, 35 değilmiş. Bu 10 vuruyor, bu 25 vuruyor. İyi, iyi. 2,5 kat. Sıkıntı yok. Buradan dümdüz iniyorum. Doğuya doğru. Zaten en kısa yoldan gitmemiz lazım çünkü ucu ucu nesi galiba supply. Silahını söktük, evet. Dolumuzu var mı silahların? Hayır. Dolum hızı yok. Bazı silahların farklı atış şekilleri var. Mesafeleri farklı oluyor. Kimisi böyle shotgun gibi böyle açılıyor. Kimisi Dreadnought gibi, gördün. Farklı farklı. Daha seri vuran var. Roket atan gibi de var. Daha ileride. Var ya. Var yani. Mayın var. Arkanda bırakıyorsun falan. Kovalarken yapışıyor. Yapışıyor derken yani böyle sıçrayıp bir şey yapmıyor da. Bu arada bayağı supply bitti, bitecek yani. Aha, yetiştik, korkmayın. Ucu ucuna. En zorda, tek seferde hiç ölmeden. Bak ne kadar terör düştü, fark eden oldu mu hiç? Her buraya geldiğimizde bir miktar hani oh be evimize geldik nihayet kafasıyla insanlar rahatlıyor. Bizim kafamız rahatlıyor.
Bizim gibi biraz tel, bizim külüstür ya şu an. Tam bir külüstür. En dandik hali. Ama külüstürümüze yeni bir şey taktık. Öncelikle bankaya aldığımız ganimetleri koyalım. Bunları gerçekten bulduk etraftan. Hiç satın bile almadık. Erzağımız yok. Ha, ne diyorsun? Winchester Windows. Neymiş o? He? Renewable tam Titania ya da Titania diyeyim. Neyse fark etmez. Normal Titania dedim. Tamam, Titania denen yerden 5 tane cam istiyor burası bizden. South Southeast, tamam. Titania'nın nerede olduğunu biliyoruz. Güneydoğu. Tamam, sağ alta yakın gibi. Ve bunu yapmak, bir de şöyle bir ayrıntı var. Şimdi biz Takati tarafındayız ya, yani ayrılıkçılar tarafı diyeyim. Orası bazı görevler, teslimat görevleri, bunların işte savaş çabalarına yardım ederken bazıları da bunların karşısında olan işte imparatorluk lehine sonuçlanacak. Ama sonuçta biz kendi tarafımızda olduğumuz için ve cebimizi düşündüğümüz için kime neyi teslim ettiğimizin çok bir önemi yok. Port Avon. Port Avon'a odun teslimatı. Bronzewood. 5 tane. Bu o kadar karlı bir şey ki. Ama bunun için önce şey bulmamız lazım. Ucuza. Tamam, çok güzel oldu. Bak, bu çok güzel oldu. Niye biliyor musun? Titania'nın aşağı yukarı nerede olduğunu biliyoruz. Güneydoğu. Doğru mu? Aynen. South Southeast. Port Avon. Nerede? Port Avon. Doğuda mı? Yazıyor mu? Aynen. Doğuda. Port Avon'da, doğuda. İkisini de alırım. Hiç acımam. Ha, mallarımız var mı? Yok. Ama belki oralardan bulacağız. Ve her bir liman bizim için artı bir liman raporu. Yani artı 100 para. Ki o liman raporlarıyla liman raporlarını teslim ettiğimiz yerle aramız çok iyi olduğu için bize minnet borçlu oluyorlar. Ve başka şekilde yardım ediyorlar bize. Yani bir de işin o tarafı var. O yüzden ne kadar çok liman o kadar iyi. Tamam, bu da tamam. Şimdi bizim erzak almamız lazım. Herhangi bir malımız mülkümüz yok. Biz Port Havana gideceğiz. Doğuya. Sonra güneydoğu tarafındaki Titania'ya bakmaya çalışacağız. Ama ikisini tek seferde yapabileceğimizi düşünmüyorum. Şimdilik sadece Port Havana gidiyormuşuz gibi düşünelim. 3 tane, 4 tane supply aldım. 160. İyi para gidiyor. Çünkü 4 tane aldım çünkü bir tanesi bitmek üzere. Yani direkt şey olacak. Başka da bir şey yapabiliyor muyuz? Fortunate Navigator. Burada bir tip var. Bunu yanımıza ne kadar alıyoruz? 100'e yanımıza alabiliyoruz bunu da. Establishment tarafına artı bir yakınlık sağlıyor. Şimdi establishment tarafı var. Akademi tarafı var. Villainy tarafı var. Kötü taraf diyelim. Bir de Bohem tarafı var. Factionlar. Ayrı ayrı. Bunların dışında, neyse. Bunların dışında şirketler var. Ama bu şirketler bunlarla yakın olabiliyor falan. Yani biraz karışık bir sosyal düzeni var gibi ama oynadıkça alışıyorsun. Tabii ki gelebilirsin delikanlı. Tamam, 100 gitti bizden. Gitsin, sıkıntı yok. Aldık. Aldık. Burada bir adam var, hayvan satıyor. Ama ben şu an bu adamla konuşmak istemiyorum. İnsan alabiliriz, almayacağım. 9 tane yeterli şu an. Bu şey. Oyunu bitirme şeyi. Bitirebiliyor muyuz oyunu şu an? Hayır. Ne kadar gerekiyor? 5000 mi? 5000 kolay. Çok kolay değil ama
50 bin sanıyordum ben. Ulan 20 bine... O zaman niye 20 bine şey satıyorsun? Şunu. Gemiyi. Of. Şu lokomotifin güzelliğine bak. Lokomotife gemi dediğim... Gemi deme triggerlanan varsa triggerlanmasın. Gemi kardeşim. Benim için gemi. Yani... Ben buraya gelmeden önce bitiririm o zaman şeyi. Oyunu. Tabii ki. Belki şey açılıyordur. Hani tamam oyunun hedefine ulaştın. Eyvallah. Emeklilik paranı çıkardın. Ama belki de eğer istersen gerçeğe de ulaşmak ister misin? Hani var ya o truth tarafı vardı. İşte zenginlik. İşte sanat. Ne oluyor? Sanat değil. Şan şöhret. Oyunun başında. Şimdi biz bu parayla hala daha sermayemiz yeterli değil. O yüzden şey alamıyorum. Taşıma kapasitesi alamıyorum. 500 500 mü taşıma kapasitesi? Bir dakika. 500 mü? Ona bir bakayım. Şunu almak istiyorum. Artı 5 taşıma kapasitesi çünkü bayağı hayatımızı kolaylaştırıyor ama 500 alamayız daha. Şimdi. Şimdi biz doğuya gideceğiz. Winchester'ın doğusunda bir yerde, şuralarda bir yerde muhtemelen Port Avon var. Port Avon güzel mekan. Oyun biz marketten bir şey alınca mı bitiyor anladım. Yok, bilmiyorum, hayır. Marketten bir şey almak değil o. O satın alınan şey şuydu. New Winchester'dan bir konak satın al ve emekli ol seçeneği. O bir hedef. Ama oyunda o kadar güzel böyle yan görevler ve hikaye var ki ya da ortam. Raporları satmadım ama zaten sol taraflara gitmeyeceğim buraya şey yapmadan. Ulan rapor satmayı unuttum. Neyse. Sıkıntı yok. Rapor satmaya gitmedim çünkü erzağımız bitiyordu ya, hemen buraya rushladım, sonra da unuttum. Sıkıntı yok. Lan porselen çaydanlık takımı mı geldi o? Vallahi bir şey, bak porselen tabaklar. İmparatoriçenin yüzüyle kaplanmış porselen tabaklar. Allah'ım, sosluklar. Bardaklar. Porselen takımı özetle. Bunların hepsi ticaret şeyi. Ateş gücümüz değişmez mi? Bak şimdi. Demin bir tane vardı şu. Artık iki tane, bunu ekledik. Gördün mü? Şu 20 vuruyor, şey 10 vuruyor. 10 vuruyordu, bu 25 vuruyor. Ama daha fazla ısıtıyor. Isıtsın, sıkıntı yok. Sanki yukarıdan mı gibi? Aa dur, şunun şeyine bakmadık, bir dakika. Aa, essaying. Bu, burayı incelememiz için ayrı bir zımbırtı lazım. Şimdi bakıyorum, aşağıda mıdır, yukarıda mıdır? Emin olamıyorum, aşağıdan gidiyorum. Muhtemelen yukarıdadır bu arada ama neyse. Bir ses duydum. Aşağıda bir yerde bir savaş gibi bir şey var. Evet, kesinlikle bir savaş gibi bir şey var ama ne olduğuna bakamayacağım şu an. Sonra bakarız. Şu an çünkü yerini de bilmiyoruz ya, bulmamız lazım onu. Ya aslında yarasayı yollasan bulur gibi bize. Bir dakika, burası başka bir yola sokuyor sanki bizi. Burası bizi Traitor's Wood'a sokuyor gibi.
Bak oradaymış. Ulan bak dibine kadar gelip geri dönmüşüm. O ne lan? Neyse sıkıntı yok. Tamam ama şuranın da nereye gittiğini galiba biliyorum. Burası bizim Bronzewood alacağımız bir yere gidiyor. Gibi. Ama önce Portavan'a uğrayacağız çünkü hem oradaki deal'a bakalım hem bazen şey oluyor. Mesela diyor ki Portavan'a işte bilmem ne tohumu yolla. Şu teslimatı yaparsan işte tohum başına 80 para alacaksın. 80 altın alacaksın. Ama oraya ama tohumsuz gidiyorsun oraya. Ondan sonra bir bakıyorsun. Portavan'ın pazarında hali hazırda tanesi 25'ten tohum satılıyor. Aynı mekanda ucuza alıyorsun şeyi. Malı. Yine aynı yere satıyorsun. Durduğun yerde böyle müthiş bir kar elde ediyorsun.